Merhaba değerli izleyicilerim, yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Bilindiği gibi hafta sonu geyi adlı serimiz devam ediyor. Ülke sorunları, dünya sorunları maalesef devam ediyor. Bunları ele alacağım. Özellikle yurtta yaşanan son gelişmeler nelerdir? Bu arada. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı işte 3 veya 4 gün. Şimdi de herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim. Öncelikle mevcut Cumhurbaşkanı giderse ülke biter diyen bir kesim var. Böyle düşünüyorlar. Yani mevcut <laughs> Cumhurbaşkanı giderse ülke biter. Şimdi bunu diğer ülkelerle kıyaslamak lazım. Yani mesela bir Almanya ile kıyaslayalım işte. Vatandaş, Alman vatandaşı. Almanya'da doğmuş büyümüş bir Alman. İşte Merkel giderse ülke biter der mi? Demesi ne anlama gelir? Bir düşünelim. Almanya bu kadar aciz mi? Almanya bu kadar zayıf mı? Ya da Fransa bu kadar zayıf mı? İşte İngiliz dese Boris Johnson giderse İngiltere bitti. Yahu İngiltere'nin köklü bir tarihi var. Binlerce yıldır. Fransa ile savaşmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile savaşmış. Bütün dünyayı sömürmüş, zenginlikleri İngiltere'ye getirmiş. İşte Magna Carta gibi e, demokrasi alanında dünyaya öncü olmuş. Magna Carta m, belgesi sayesinde demokrasinin öncü ülkelerinden birisi olmuş. İngiltere atıyorum. İngiltere başbakanı giderse ya da cumhurbaşkanı biter mi? Veya Amerika'da Biden, Biden giderse Amerika biter mi? Gerçekten bunu düşünebilir mi bir Amerikan vatandaşı? Ama Türkiye'de Türk vatandaşı bunu düşünebiliyor. Cumhurbaşkanı giderse Türkiye bitermiş. Nasıl bir bitiş bu? Ne olur yani? Mesela Cumhurbaşkanı gitti diyelim. Ne olur? Ne değişir? Vergi toplanmaya devam etmeyecek mi? Maliyeciler vergi toplamaya devam etmeyecek mi? Fabrikalar işçi çalıştırmaya devam etmeyecek mi? Belediye hizmet vermeye devam etmeyecek mi? Turistler gelmeye devam etmeyecek mi? İnsanlar cep telefonu satın almaya devam etmeyecek mi? Ceplerinde para olmayacak mı? E olacak. Öyleyse niye bitecek? Neden bitecek? Yani bizim bilmeyip de onların bildiği ne var? Düşünüyorum düşünüyorum. Bulamıyorum açıkçası. Yani Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı giderse ülke biter. Diye düşünmek aslında Türk tarihine söylenmiş bir yanlış sözdür. Yani hoş bir söz değil. Bizim çok köklü bir geçmişimiz var. Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, Avrupa Hunları, Selçuklular, Osmanlılar. Değil mi? Ve daha birçok Türk devletleri. Yüzden fazla. Bunlardan 16 tanesi büyük devlet. Aa yıkılmışız bir şekilde mesela Çin entrikalarıyla yıkılmışız. Bazen içeriden yıkılmışız. Ya yani bir şekilde tekrar her seferinde ayağa kalkmışız. Biz o kadar ee, güçsüz bir topluluk. Bir anda dağılıp tamamen ee, tarihe tarihin ee, karanlık e, dehlizlerinde kaybolacak bir toplum değiliz. Ya bir düşünelim. Canlılar alemine bakalım mesela. Deniz Anası. Deniz Anası'nda akıl, beyin, zihin namına hiçbir şey yok. Ama <laughs> 650 bin yıldır varlığını sürdürmeyi başarmış. Evet. Şimdi ben Deniz Anası'ndan pay biçtiğim zaman, evet Türkiye için her zaman ümit var diyorum. <laughs> yani mevcut Cumhurbaşkanı'nın gitmesiyle ee, hiçbir şey değişmeyecek. Ha hiçbir şey bir şeyler düzelir mi? Ona garanti veremem. Ama bir şeylerin kötüye gitmi daha kötüye gitmeyeceğini biliyorum. E çünkü zaten ekonomi konusunda e, ülke iyi değil. E, pandemi de var. Efendim e, yabancı yatırımcıların kafasında hocaman bir soru işareti var. Turizm sekteye uğradı. Üretim yapmıyoruz ya da yaptığımız üretim belli e, sektörlerin dışına çıkmıyor. Dolayısıyla e, zaten dibe yakın bir yerdeyiz. Cumhurbaşkanı gitse ne olur, gitmesin ne olur benzeri gelir. Ahmet gider, Mehmet gelir, Hasan gider, Hüseyin gelir, Fatma gider, Ayşe gelir. Bu kadar basit. O da geldiğin zaman o şaşalı saraya yerleşir. Tatillerinde Marmaris'teki şaşalı sarayda tatilini geçirir. İbadet için e, onlarca e, makam aracını peşine takar. Miting vermek için gittiği şehirlerde polisler e, büyük bir güvenlik kordonu oluşturur. Yani bu... Maalesef liderlerimizin bir özelliği. Yani biri gitse bile diye ardından gelecek olan yine aynı tutumu takınacak. Sadece isimler değişecek. Ülke bitmeyecek. Ülkenin bitme ihtimali yok. Türkiye'de 83 milyon vatandaş var. Siz bu ülkeyi nasıl bitiriyorsunuz? 83 milyon ve bu 83 milyonun hala ekonomi kötü olmasına rağmen üreten, üretmeye çalışan, mal ve hizmet üretmeye çalışan, fikir üretemeyen ama en azından mal ve hizmet üretmeye çalışan eee hatırı sayılır bir kesimi var. Ve dolayısıyla e, dünyanın geneline baktığımız zaman, Afrika ile kıyasladığımız zaman Uganda nasıl ki bitmiyorsa, <laughs> değil mi? Somali bitmiyorsa Orada işler çok mu iyi gidiyor? Hayır. Ruan'da nasıl ki bitmiyorsa e, e, Türkiye'de bitmez. Dini kaygılarla söylenmiş bir söz olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü mevcut hükümet e, dini bir e, çerçeve içerisinde Hareket etme konusunda oldukça hevesli. Halkımızın e, sevdiği noktaları iyi analiz etmiş. Halkımıza sempatik görünmesini bilen bir hükümet. Ha bundan sonra gelecek hükümet nasıl olur? Daha mı antipatik olur? Hayır. O da e, artık e, halkın istediği tarzda bir e, yapıya bürünen gayet soğukkanlı akıllı bir hükümet şekline bürünür. Bu kadar basit. Türk halkı ilelebet devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti devam edecek. Vatanımız Anadolu. Bu kadar basit. Evet. Yazlık saray şart mı diye sormuş birileri. Ee, yazlık saray bence benim şahsi kanaatimce şart değil. Yani Ülkeyi yönetenlerin de bir devlet memuru olduğunu unutmamamız lazım. Yani e, onlar da diğer bakanlar gibi giderler tatillerinde, deniz kenarında, otelde kalabilirler. Ne var bunda? Onlar da bir Türk vatandaşı değil mi? Ha, ya da en e, iyi ihtimalle bakanların ya da milletvekillerinin kalabileceği e, çok da gösterişli olmayan, bir lojman yapılabilir. Denize sıfır. Maksimum güvenlikli. ya Maksimum güvenlikli derken hani çok da halkın dikkatini çekecek şekilde değil. Ülkemiz yeterince güvenli bir yer zaten. Şaşa'ya gerek yok şahsi kanaatimce. Lale devrini hatırlayınız Osmanlı'da ülkenin içinde bulunduğu şaşalı, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durum, ekonomik açıdan yetersizlikler varken buna rağmen e, ülkenin soylu sınıfı diyeyim lüks ve safahat içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Bu durum halkın hoşuna gitmiyordu. Lakin günümüzde de aslında benzeri bir durum var. Halkın hoşuna gitmeyen fakat halk sadece e, düşük volümlü bir homurtuyla gününü geçiren bir yapıda ee, eli ayağı tamamen prangalı vaziyette yani beyni de öyle gününü kurtarmaya çalışan, evini e, döndürmeye çekip çevirmeye çalışan, kendi yemeyip çocuğuna yediren yarınından kuşkulu bir halk var buna rağmen liderlerin yani üsttekilerin yöneticilerin lüks saraylarda konaklaması yazlık saraylarda konaklaması doğru değil İtibardan tasarruf olur mu İtibarın e, önemi elbette var. Ama bu itibar malla, mülkle, makamla, araçla gelen bir itibar olmamalı. İtibarın kaynağı e, zekadır. İtibarın kaynağı doğru yerde, doğru zamanda, doğru hamleleri yapabilmektir. Bu, karşı tarafta bir... E, algı uyandırır. Size itibar verir. Size itibar getirir. Size saygı duymaya başlarlar. Sizin zekanızdan hayran olanlar. Karşınızdakiler. Yani sizin büyük şaşalı, görkemli, mimari yapılarınız hiç kimsenin umurunda olmaz. Barcelona'da da var bu mimari yapılar. Turistler oraya ziyarete gidiyor. Fakat bu durum İspanya'yı asla bir Japonya ya da Almanya ya da Norveç ayarına getiremiyor ki. Norveç'te var mı hiç öyle şaşalı yapılar? Görüyor musunuz hiç? Ben görmüyorum. Hep bir katlı, iki katlı orman kenarında mütevazi meskenler. Siz hiç e, sarayıyla adından söz ettiren bir e, İskandinav lideri anımsıyor musunuz? Hayır. Japon imparatorları da öyle. Ya da Japon liderleri, başbakanları. Gayet mütevazi, içinde çok da fazla eşyanın olmadığı, etrafta yüzlerce hizmetlinin oraya buraya telaş içinde koşuşturmadığı bir sadelik görüyoruz. Ama maalesef bizde böyle değil. Sadece en tepedekiler için söylemiyorum. Yani mesela bir belediye görevlisi için de aynı şey geçerli. Adam belediyedeki bir departmanın içinde müdür konumunda, onun altındakiler o müdürü mesut etmek için e, yanıp tutuşuyor. İşlerin yürümesi için değil, şahısların mesut olması için. Niye? O da kendi çıkarı için. Yani bireysel çıkar, toplumsal çıkarın e, üstüne çıkmış. Bu durum aslında kronik bir problem. Neden bizim insanımız bireysel çıkara çok önem veriyor? Bunun sebebi egonun fazla şişkin olması. Ego cehalet ile çok daha şişik bir vaziyete gelir. Yani bu cehalet gerçek manada insanın ne istediğini bilememesi ile alakalıdır. Siz ne, ist ne istiyorsunuz tam olarak? Yani doyurulması gereken şey nedir? Bu konuda beyinde bir takım sapmalar meydana geliyor. Hal böyleyken ruhlarımız e, rahatsızlanıyor. Fakat başta semptom vermiyor. Fakat semptom vermeye başladığında iş işten geçmiş oluyor. Bazıları da hayatlarının son anına kadar hiçbir e, sıkılma, utanma coğunma hissetmiyorlar. Bu şekilde yaşayıp gidiyorlar. Bunu normalleştiriyorlar. Yani toplum içerisinde yaşamayı öğrenmek, özellikle kalabalık toplumları idare etmek kolay değildir. Bu idare sisteminde bireylere düşen çok büyük görevler vardır. Öncelikle kendi arzularını, isteklerini dizginlemek, halkın isteklerini ön plana almak. Halkın iradesini kabullenmek. Gelişmiş ülkelerin özelliği budur. Yoksa efendim yazdık saray. İşte o yazdık sarayı bizden sonrakiler de kullanacak. Ondan sonrakiler de kullanacak. Ha, e, bunun hiçbir anlamı yok. Yani o yazdık saray bence halkın e, hem yararına değil hem de halkın psikolojisini bozan bir yapıda. E şimdi fakir adam. Simit ve peynirle karnını doyurmaya çalışan adam bu sarayı gördüğü zaman ne der? Ne der? İtibardan tasarruf olmaz mıdır? der? E, cahil bir adam evet böyle diyebilir. Ama o cahil adamın çocuğu cahil olmayacağına göre, çünkü eğitim de ilerliyor, bilgi çağındayız. Artık e, insanlar yavaş yavaş at gözlüklerini çıkarmaya başlıyorlar. At gözlüklerini çıkarıp biraz daha geniş açıdan bakabilen bir at gözlüğü takıyorlar. Ama 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 itibardan tasarruf olmaz gibi. Cahilce bir lafın arkasında da artık durmuyorlar. Bu laf 60 yaş üzeri, dejenere, yoz, beş par etmez. E, insanların sarf edebileceği bir laf. Günümüzde e, ileri gitmiş çağdaş ülkelerde bu tip saçmalıklar insanların ciddiye aldığı saçmalıklar değil. Evet sevgili seyircilerim. Tek adamlık rejimi iyiye gidiyor. Şeklinde bir açıklama işittim. Tek adamlık rejimi iyiye gidiyor. Gerçekten böyle bir cümle olabilir mi? Tek adamlık rejimi iyiye gidiyor. Tek adamlık rejiminin iyiye gitmediği ortada. İnsanlığın gidişatına baktığımız zaman tek adamlık rejiminde bir kırılma görüyoruz. Yani daha ön plandaki Dünyaya e, rehber olan ülkelerde tek adamlık rejiminin daha e, erken dönemlerde çözülmeye başladığını, orta çağlarda çözülmeye başladığını. Yavaş yavaş e, senatoya da söz hakkı verelim. E, karar merciği tek başına padişah olmasın. Efendime söyleyeyim son söz e, danışma meclisinde olsun şeklinde e, bir gidiş var. Ama maalesef az gelişmiş ya da gelişimini sürdürmekte olan toplumlarda bunu göremiyoruz. Her zaman eskiye bir özlem. Ya işte bizde şu anda parlamento var. Halkın zaman zaman referandumla görüşü alınıyor ama bunlar fasafiso. Biz her zaman tek kişiye bağlanalım. O her şeyi iyi bilir. O gücünü Tanrı'dan alır. Şeklinde bir bakış açısı var. Yani demokrasiden illaki bir teokrasiye doğru kayma meylimiz var. Bu çok sakat. Hal böyle olunca teokrasi denen sistemde e, lider halka karşı değil tanrıya karşı sorumluluk hissediyor. Böyle olunca da halk tamamen unutuluyor. Yani efendim halkın e, maaşı yetmiyor üc asgari ücret 2800 yetmiyor bunu 5000 yapalım. Aman kim uğraşır bununla halk 2800 lirayla idare eder diyor. Ya ya da efendim e, halk e, pandemide e, zarar gördü. En azından esnafa destek çıkalım. Ama kim uğraşır esnafla? E, ya da işler kötüye gittiğinde daha doğrusu işlerin kötüye gitmesinin sebebi olan eğitim kötüye gittiğinde yine de e, herhangi bir önlem alınmıyor. Eğitim kötüye gitse bile. Niye? Demek ki Halk e, insanların e, hesap verdiği bir merci değil. İşte bu teokrasilerin e, meyvasıdır bu bakış açısı. Yani lider halka hesap verme e, bilincinde değil. Bu bilinci kaybediyor. Yavaş yavaş kaybediyor. Tıpkı Orta Çağ'da gibi. Orta Çağ'da padişah, kral, imparator halka hesap veriyor muydu? Hayır. Bazen halka eğlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyordu. O kadar. Ama velakin, lakin nihai kararı ben veririm şeklinde masaya yumruğunu vurup e, kendi borusunu öttürmeye devam ediyordu. Yani tek adamlık rejimi iyiye mi gidiyor? Bu düşünce saçmalık. Tek adamlık rejimi iyiye gitmiyor. Eee iyiye gidebilecek bir ülkeyi iyiye götürebilecek rejim parlamenter sistemdir. Ülkemiz adına özellikle yani daha iyisi yok şimdi. Daha iyisi bulunursa ee, neden olmasın? Ama şu anda işte 500 kişiden, 600 kişiden, 700 kişiden oluşan bir meclis, o mecliste alınan kararlar halk adına hareket etmek, halk için en yararlısını düşünmek. İyi olan budur. Ve lider bunları tek tek gözden geçirir. Halkın menfaati için uygun bulduklarını onaylar. Uygun bulmadıklarını onaylamaz. Durum budur. Yani son 30 yıldır, 40 yıldır ülkenin giderek fakirleşmesi, kötüleşmesi, alım gücünün azalması, meclistekilerin ve liderlerin ee, halk adına Karar vermede yanlışlara düştüğünü gösteriyor. Tek adamlık rejimi bu olumsuz gidişatı daha da körüklüyor sevgili seyircim. Bu çok açık. Evet. Gençler neden siyaset konuşur hale geldi? Gençlerin siyaset konuşması e, siyasetin e, becerilemediğini gösterir. Hani. Siz bir işi yapamazsınız da birisi çekil kenara ben yaparım der ya. <laughs> Bu durum aynı öyle bir durum. Siyasetle uğraşanlar yani siyasiler siyaseti beceremediğinde o siyaset dile düşer. Çoluk çocuk bile siyaset konuşmaya başlar. Ben gençlerimizin hobilerle uğraşmalarını isterim. Veya efendim karşı cinsle uğraşsınlar. Yani ceparslığı ee, kazanabilmek için bir işe giriyorlar. İşler kötüye gittiğinde tabi otomatikman siyasilere hedef alıyorlar. Ya işte benim cebimdeki para bir cep telefonu almayı dahi yetmiyor. Demek ki yukarıdakiler bu işi bilmiyor. Modunda takılıyorlar. E haklılar mı? Hak, haklılar. Niye? E çünkü kıyas yapıyorlar. 25 yaşındaki bir Türk genci e, otelde tuvaletleri temizlerken 12 saat, 14, 13 saat boyunca 25 yaşındaki bir İrlandalı genç Sırtında çanta. Onun memleketine gelmiş. Kendisine hizmet ettiriyor. E hal böyle olunca ne olacak? Gençle siyaset konuşacak. İrlandalı gencin siyaset konuşacak hali yok ya. Cebi dolu. Karşı cinsle ilişkileri de iyi. Eğitimi de en köklü okullarda almış. Dolayısıyla siyaset konuşmasına gerek kalmıyor. Niye? E i̇şler makine düzeninde. O koltuğa kim gelirse gelsin Belli bir çerçeve var. O çerçevenin dışına çıkılmadığı müddetçe işler yolunda gidecek demektir. Tam bir devir daim var. Kapalı kaplar sistemi gibi. Halktan devlete, devletten halka. Devlet asla bir sızıntıya izin vermiyor. Halkı mutlu ediyor. Halk mesut. Her ülkede küçük çaplı problemler olur mu? Olur. Niye? E çünkü insan denen varlık dinamik bir varlık. Değişiyor. Siz kulaklarınızı dışarıya açmazsanız fazla içine kapalı bir toplum haline gelirseniz Türkiye gibi ki bizim dışa e, açılmamızı internet bile sağlayamamıştır, becerememiştir yani bize daha kuvvetli bir darbe lazım herhalde, bir etki lazım. E, durum bu. Yeterince gelişmiş gelişimini. E, müspet şekilde sürdürmüş ülkelerde gençler yaşar. Ama az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde gençler hayatta kalmaya çalışır. Ya yani Türk genci yaşamıyor. Türk genci hayatta kalıyor. Hayatta kalma savaşı veriyor. İşte eve bir ekmek daha fazla götüreyim. Annemi mutlu edeyim. Ya da efendim ya patron 14 saate 15 saate çıkardı ama yapacak bir şey yok. Gencim, kuvvetliyim. Ee, çalışırım. E ee, hal böyle olunca eve gidip yemek yemek yatmak derken özel hayat sıfır. Kitap okumak sıfır. ikili ilişkiler sıfır. E peki bu çocuk nasıl bir insana evrilecek 10 yıl sonra? Gerçeği göremeyen, fikir üretemeyen Basma kalıp laflarla kulaktan dolma laflarla ee, konuşan içi boş bir insan haline dönüşecek ve bu hiçbir işe yaramaz. Yani aslında bizler işe yaramayan bir e, toplum ya da topluluk değiliz. Bizler işe yaramaz hale getirilen bir toplumuz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Dönüştürüyorlar bizi. Yeteneklerimizi köreltiyorlar. Alakasız, nefret ettiğimiz işlerde çalıştırıp ihtiyacımız olmayan, saçma sapan şeyler satın aldırıyorlar. Yani küçük bir çocuğun oyuncaklarıyla oynaması gibi biz de e, satın aldığımız saçma sapan eşyalarla oynuyoruz. Gözlerimizin açılmasına müsaade etmiyorlar. Nasıl, Niye etsinler ki zaten? Çünkü değişirsek biz e, kendimiz adına faydalı şeyler yapmaya başlarsak bu defa dış güçler de zarar görüyor. Niye? Dış güçler e, her zaman zayıf ülkeleri sömürmeyi daha iyi yaparlar. Türkiye'nin biraz güçlenmesi, Türkiye'nin sömürülmesini zorlaştırır. Bu kadar basit. Sömürülmesi kolay olan ülkeler fakirleşir. Fakirleşen ülkelerde gençler homurdanmaya başlar. Derler ki işte... ...ya şu seçimler gelse de bir an önce... E, ...yukarıdaki mevcut partiyi indirelim. E, indirdin ne olacak? Yeni gelen parti... ...sana sanki farklı mı davranacak? O da seni sömürmeye devam edecek. Yani... E, Az gelişmiş ülkelerin kaderi bu hale getirilmiş, e, fakir olmaya zorlanmışlar. Dolayısıyla gençlerimizin e, bir şeyleri değiştirebilmesi için siyasetle uğraşmaları değil, kendi kişisel gelişimlerini yani kişisel gelişim derken e, zihinsel gelişimlerini. Ön plana almaları lazım. Daha fazla kitap okumaları lazım. Daha fazla gezmeleri lazım. Ceplerindeki o e, az miktar parayı optimum kullanmaları lazım. Boş e, işlerde harcamamaları lazım. Tamamen dolu bir e, duruma geçmeleri lazım. Ki o zaman 30 sene sonra, 40 sene sonra, 50 sene sonra ülkede bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin e, insanların faydasına biçimlendiğini görmeye başlayacağız. Ben üzülüyorum. Yani gençler siyasetten konuşuyor. Kimisi ben sağcıyım, kimisi solcuyum. Kimisi işte milliyetçilik vurgusu yapar. İşte kimisi e, her şeyden önce ben insanım der. Kimisi hümanist takılır yani. 2021'e gelmişiz. Birileri hala işte laiklikten sekülerizmden bahseder. Demek ki bu bir eksiklik hala e, tam oturtmayı başaramamışız e, layıklığı ki hala konuşulmakta acı. Evet sevgili seyircilerim neden zincir marketlerdeki alternatif ürünlere yöneldik <laughs> şeklinde bir yazı? E çok basit. Şimdi o zincir marketler ürettikleri ürünlerin e, ürettikleri ürünlerde kullanılan malzemelerin markalı ürünlerle e, aynı olduğunu iddia ediyorlar. Yani mesela atıyorum X markalı ürün üretimde kullanılan malzemeler e, A B C D E. Bizim markasız ürünümüz üretimde kullanılan ürünler A B C D E öyleyse niye? Fazladan 2 lira ödeyesiniz. Nereye ödüyorsunuz? o Markalı ürünün ismine ödüyorsunuz. Ya da reklamına ödüyorsunuz aradaki farkı diyor. O yüzden e, onu ödemenize gerek yok. Gelin bizden alışveriş yapın. Tek farkı ürünün isminin olmaması. Ya da ürünün e, popüler bir ürün yani meşhur bir ürün olmaması. Zincir marketlerin bu şekilde bir reklamı var. E, haklılar mı? Bunu bilemiyorum. E, haklı olma ihtimalleri yüksek yalnız. E, fakat, fakat, fakat insanların alternatiflerinin azalması hayra alamet değil. Yani bir insan rasyonel sebeplerden dolayı değil de mecburiyetten dolayı zincir marketlere yöneliyorsa gidişat hakkında olumlu konuşamayız. İşte ben e, X markete gitsem cebimdeki para yetmez. Öyleyse zincir markete gideyim. Orada belki durumu yırtabilirim. Bu bile... <laughs> ...aslında e, insanların tedirgin olduğunu gösterir. Çok açık. Peki gelecekte ne olacak? Zincir marketlere de gitmek zorlaşır mı? Bunu... ...hayal bile etmek istemiyorum açıkçası. Fakat zincir marketlerin... E, ...Türkiye'nin en e, ücra noktalarına kadar dağılması... ...eğrenciler bir o bir oligarşinin varlığının açık delili haline geldi yani e, zenginlerden oluşan bir sınıf artık e, tam manasıyla Türk halkını e, avucunun içine alıyor bu görünebiliyor CHP HDP ve PKK beraber mi bu şimdiye kadar duyduğum en aptalca şey Sürekli duyuyorum işte CHP ile HDP beraber. CHP ile PKK beraber. Yani bu ne salaklıktır ya. Yani ee, CHP niye PKK ile beraber olsun? CHP, Türkiye'de iktidar partisi olmayı düşleyen ee, Atatürk'ün kurduğu en köklü parti. Yani CHP'nin parti programında ee, ülkenin Saadeti, refahı, huzuru var. Yani e, sanırım bu tip açıklamalar e, CHP'yi karalamak ki ben CHP'li falan değilim ama e, partiler arasında bu tip atışmalar her zaman oluyor. Bir karalama kampanyaları oluyor işte bir takım politikalar güdülüyor. Yoksa CHP'nin HDP ile ya da PKK ile beraber olduğu falan yok bazı liderler, parti liderleri yan yana görünebilir. Karşılık konuşabilir de. Bu durum bir işbirliği, bir iş bölümü içerisinde oldukları anlamına gelmez. Gelmemeli. Çünkü bunu her parti yapıyor. Şimdi farz edelim AKP PKK ile beraber dese birisi. AKP'liler buna nasıl cevap verirdi? Değil mi? Yani hiçbir farkı yok. Çünkü böyle bir şey var diyemeyiz. Bu iftira 60 durumuna sokar bizi. Yani bu gereksiz, talihsiz açıklamalar bunlar. Bunlar cahil insanların hem cahil hem de kötü niyetli insanların uydurmaları. Yani mesela CHP, PKK ile beraber. Eğer böyle deyince elinize ne geçiyor? İşte CHP'lileri CHP'den soğutmuş mu oluyorsunuz? Hayır. CHP'lileri kendinizi sizden soğutmuş oluyorsunuz. Sizi yalancı olarak görüyorlar. Ve akıllarında, kafalarında olumsuz bir intiba uyandırıyorsunuz. Hatta ahbapsanız bile ahbaplığınızı dahi tehlikeye düşürmüş oluyorsunuz. Yatırımcılar ülkemize neden güvenmiyor? Çok basit. Çünkü kanun, yasa, hukuk Sallantı da sallanıyor. Savcılara güven oldukça azalmış durumda. Ee, tiranlıkla yönetilen ülkelerde e, yatırımcılar huzursuz olabilir. Türkiye'yi es geçebilirler. Türkiye'ye benzer alternatifler ararlar ve bulurlar. Dünyada 200 adet ülke var. Yatırım yapacak ülkem yok. İşte Türkiye'ye yatırım yapalım. Aa, orası riskli. Biz Türkiye değil X ülkesine yatırım yapalım. Orası orada ben hukuka daha fazla güveniyorum diyen yabancı e, müteşebbisler kaynıyordur eminim. Bu ülkemiz için çok büyük bir kayıp. Bu kayıptan e, bir an önce dönmemiz, ülkeyi e, pozitif bir duruma sokmamız, şahlandırmamız için Kesinlikle hukukun yeniden tesis edilmesi, adaletin güvenilir hale getirilmesi gerekir. Adalet mülkün temelidir. Bunun için e, ülke yönetenlere büyük iş düşüyor. U dönüşü yapıp e, hatalardan dönüp hukuk eğitim e, alanında, hukuk ve özellikle eğitim alanında yeni baştan bir e, düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Hukukla eğitim e, bir ülkenin e, belli bir yere gelebilmesinde ve geldiği yerde sabit kalmasında artık aşağıya düşmemesinde belli bir çizgi yakalamasında çok elzemdir sevgili seyircilerim. Hukuku düzeltirseniz e, bireylerin ve devletin düzelmesi an meselesidir. Devletin itibarı artar, bireylerin de güveni artar. Yabancı yatırımlar da ülkeye güvenir. Eğitimi düzeltirseniz de uzun vadede aslında hukuka katkıda bulunmuş olursunuz. Niye? Çünkü siz eğitim almadan 21. asır ahlakı ya da etik anlayışı üzerinde kendinizi geliştiremezsiniz hukukçular için de geçerli bu. Bu çok önemli. Önce eğitim ama kısa vadede önce hukuk. Bu ikisi mutlaka düzeltilmeli. Bu konularda reforma gidilmeli. Ama eğer gidilmezse biz mevcut düzenden memnunuz derse birileri o zaman bunun olumsuz yansıması ekonomide gözükür. Ve ekonomi e, insanların huzuruyla doğrudan alakalıdır. Ekonomide işler rayında gitmezse gençler siyasetten de konuşur. Çiftçiler lanetler de yağdırır. E, esnaf kepenk de kapatır. Her şey olur. Olmaması gereken her şey olur. Velhasıl durumu düzeltmek çok basit. Tek yapılması gereken şey feragat. Feragat, feragat. Evet sevgili seyircilerim. Yeni bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.